Kalkışın yerde gerçekleşen kısmına yani tekerleklerin iniş takımlarının yere temas ettiği kısmına kalkış koşusu ground run diyoruz. Uçak lift off yapıp teker kestikten sonra take off safety speed'e ulaşıncaya kadar olan kısmına ise kalkışın hava kısmı yani airborne section adını veriyoruz. Bütün bu kalkış koşusu için gerekli olan mesafeler performans hesaplarının ana konusuna girmekte. Pilotun frenleri bıraktığı break release point'ten uçağın teker kestiği lift off noktasına kadar gerçekleşen ground run için gereken mesafe take off run required yani ihtiyaç duyulan kalkış koşu mesafesidir. Pilotun gene frenleri bıraktığı noktadan güvenli irtifaya ulaştığı take off safety speed'e ulaştığı noktaya kadar geçen mesafe ise take off distance'tır. Buna ulaşmak için gereken mesafe ise take off distance required'dır. Kalkış performans hesaplarının ana konusu bu mesafenin hesaplanması. Çünkü belli bir kalkış ağırlığına sahip uçağın belli bir uzunluktaki pistten güvenli bir şekilde kalkıp kalkamayacağı tamamen bu hesapların konusu. Eğer bu hesapları doğru yapamazsak uçağımızı Emniyetli bir şekilde pistten kaldırmamız mümkün olmayabilir. Şimdi dedik ki, uçağımızın üzerine etki eden fiziksel kuvvetler ve bunların birbirleriyle olan ilişkisini bu ders kapsamında açıklayacağız. Nedir bu fiziksel etmenler bakalım? Bunlardan birincisi kütle. Her cismin belli bir kütlesi vardır. Kütle yer çekimi ivmesinin etkisiyle Yerin merkezine doğru oluşan kuvvete biz ağırlık kuvveti, weight diyoruz. Uçağımız park halindeyken uçağımızın üstüne etki eden kuvvet nedir? Ağırlık kuvvetidir. Yani kütleyle yer çekimi iğmesinin çarpımı sonucunda oluşan ve yerin merkezine doğru yönlenmiş olan ağırlık kuvvetidir. Pilotumuz frenleri bırakıp full throttle verdiği zaman yani motorlara azami güç verdiği zaman uçağımızın üzerinde yeni bir takım Kuvvetlerde oluşmaya Başlayacaktır Ne de bu kuvvetler? Bir, trust yani motorların uçağımızı ileriye doğru itmek için uyguladığı kuvvet. Biz buna trust yani itki diyoruz. Bu kuvvetin etkisiyle uçağımız yavaş yavaş hızlanmaya yani ivmelenmeye başlayacak. Biliyorsunuz hızın zamana göre olan değişimine biz ne diyoruz? İvme diyoruz. Uçağımız break release anında sıfır süratı, sıfır hıza sahip. Yani duruyor. Ancak itki kuvvetin etkisiyle hızlanmaya başlayacak. Bunun sonucunda uçağımız ne olacak? Sürati lift off speed'e ulaştığı zaman tekerlekleri yerden kesilecek. İşte bizim hesaplamaya çalıştığımız bu lift off speed'e bu uçak ulaşmak için ne kadar uzunlukta bir piste ihtiyaç duyuyor. Dersimizin bu bölümünün ana konusu aslında bu. Şimdi uçağımız motor gücün etkisiyle piste yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Bu durumda uçağımızı geriye doğru çeken yeni kuvvetler ortaya çıkacaktı. Bunlardan birincisi tekerlek sürüklemesi. Tekerleklerimiz ağırlığın etkisiyle yere basmakta ve pistle tekerlekler arasında bir sürtünme kuvveti oluşmakta. Bu sürtünme kuvveti de uçağımızı geriye doğru yani itkinin ters yönüne doğru çekmekte. Uçağımız hızlanmaya başladıkça uçağımızın üzerinde bir hava akımı oluşacaktır. Bu hava akımı uçağımızın üzerinde bir aerodinamik sürükleme aerodinamik drag oluşturacaktır. Biliyorsunuz hava içerisinde hareket eden cisimler üzerinde bir sürükleme kuvveti, bir aerodinamik sürükleme kuvveti oluşur. Bu kuvvette gene aynı tekerlek sürüklemesi gibi uçağımızı geriye doğru çekecektir. Uçağımız hızlandıkça kanatlar üzerindeki hava akışı uçağımız üzerinde bir taşıma kuvveti yavaş yavaş oluşturmaya başlayacaktır. Biliyorsunuz taşıma kuvveti hızın karesiyle doğru orantılı bir kuvvet olduğu için hıza karşı son derece duyarlıdır. Sürat arttıkça ayrı mi, kuvvet kuvvette yani taşıma kuvveti de düzeltiyorum taşıma kuvveti de artacaktı. Şimdi bu kuvvetler doğal olarak dengede değil. Eğer dengede olsaydı uçağımız zaten durmaya devam ederdi. Ancak bu kuvvetler dengede değil ki biz dengede olmasını istemiyoruz zaten dengede olmadığı için de uçağımız sürekli olarak iğmelenecektir. Yani sürati zaman içerisinde sürekli olarak değişecektir. Doğal olarak uçağımız sürekli olarak hızlanacaktır. Ancak hızlandıkça bu kuvvetlerin büyüklükleri de değişmekte. Şimdi bizim bunları bilmemiz lazım ki uçağımızın kalkış performansını hesaplayalım. O zaman şimdi gelin tek tek bu kuvvetleri ve bunları etki eden faktörleri inceleyelim. Ağırlık kuvvetinden bahsetmiştik zaten. Neydi ağırlık kuvveti? Kütle çarpı yer çekimi ivmesi. Diğer kuvvetimiz neydi bizim? Uçağımızı ileriye doğru çeken itki. Yani trust kuvveti. Uçağımızı ileriye doğru çeken itki kuvveti uçağımızın motorları tarafından oluşturulur. Günümüzde uçak motorları Genelde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar pervaneli uçak motorları ve jet tepkili uçak motorları. Her ikisine karakteristikte birbirinden farklıdır, ama çalışma prensipleri temel olarak aynıdır. Nedir? Bu prensiplere gelin. Jet motoru üzerinde anlatmaya çalışalım. Jet motorunun yaptığı şey nedir? Jet motorları uçağımızın ön tarafından uçağımızın hareket hızında, uçuş hızında giren ve giriş hızındaki havayı içine çekerler ve hızlandırıp belli bir hızla ve egzoz hızıyla jet tepkisi olarak verirler. Momentum kurallarına göre uçağımızın üretmiş olduğu itki kuvveti egzoz hızıyla giriş hızı arasındaki farka ve çekmiş olduğu havanın debisine yani çekmiş olduğu hava kütlesinin bilim zamandaki değişimine bağlıdır. Yani neden bahsediyoruz? Uçağımızın üretmiş olduğu itki kuvveti, uçağımızın motorlarının egzozundan çıkan havanın hızı ile motora giren havanın hızı arasındaki farka ve uçağın motorun içerisine çekmiş olduğu havanın debisine yani bilim zamanda çekilen hava kütlesine bağlıdır. Aslında bu son derece basit fiziksel bir ifade. Bu ifadeyi yorumladığımız zaman neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. Uçak statik haldeyken yani dururken uçağın içine giren hava hızı yani V giriş hızı sıfır olacaktır. Eksos hızı ise maksimum seviyede olacaktır. Bu durumda uçağımızın üretmiş olduğu itki trast doğal olarak maksimum seviyede olacaktır. Uçağımız pist koşusuyla beraber hızlanmaya başladıkça V giriş hızı da yavaş yavaş artacağından dolayı ne olacaktı? Uçağımızın üretmiş olduğu, jet motorumuzun daha doğrusu üretmiş olduğu trust tepki giderek düşecektir. Bakın buradaki grafikte yeşil şekilde gösterilen eğri, itki eğrisi ve uçağımızın hızı arttıkça giderek düşüyor. Bu tabi güzel bir durum değil ama fiziksel bir gerçek. Yani uçak hızlandıkça uçağımızın üretmiş olduğu tepki giderek düşüyor. Jet motorları da pervaneli motorlarda da aynı durum söz konusu. Ancak jet motorlarının şöyle bir avantajı var. O da şu. Jet motorlarında hava kapalı bir case içine bir fan case ya da bir kompresör case içine girdikleri için uçağımızın uçuş hızı arttıkça bu case içindeki yani bu silindir şeklinde fanları saran bölüm içerisindeki basınç giderek yükseliyor. Özellikle 0.2 Mach'tan sonra bu bölümdeki artış kayda değer boyutlara ulaşmakta. Bu durum motorumuzun gücünü, performansını yükseltiyor. egzoz hızını arttırıyor. Uçağın içine giren hava miktarını yükseltiyor daha doğrusu. Biz bunu havacılıkta ne diyoruz? Ram Air Recovery. Yani karşıdan gelen havanın hava alığı içerisine, kes içerisine yaratmış olduğu basınçtan kaynaklanan kazanç. Jet motorunun böyle bir avantajı var. Jet motorları belli bir hızın üzerine çıktıkları zaman ki bu 0.203 mak civarında yani havanın artık sıkıştırılabilir kabul edildiği hızla bu hızların üzerine çıktıkları zaman motorlardaki tepki düşüşü azalmakta ve motor artık stabil bir tepki verebilmekte.